Marmara'yı kurtarmamız lazım. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, uygulanacak eylem planıyla Marmara Denizi'ni 5 yılda eski haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. TRT Haber'e konuşan Bakan Kurum, Marmara Denizi'nin durağan yapısı, su sıcaklığının artması ve azot-fosfor bolluğunu deniz salyası oluşumunu artıran en önemli unsurlar olarak sıraladı. Kirlilikle mücadele kapsamında 22 maddelik eylem planı hazırladıklarını hatırlattı. %40 buradaki azot seviyesini azaltırsak yapacağımız eylemlerle birlikte Marmara Denizi 5 yıl içerisinde eski haline gelir. Bakan Kurum Marmara Denizi'ni koruma alanı ilan edeceklerini de yineledi. Eylem planı çerçevesinde gerekli yatırımlarını yapmayan tesisleri kapatacaklarını vurguladı. Balıkçılık faaliyetleri, buraya gelen teknelerin atık sularının yönetimi. Evet. Yani Marmara'ya girerken orada atık getirme merkezlerine atıklarını bırakacak, Marmara Denizi'nden çıkacak, Ege'ye gidecek. 90 tane şu an Marmara'da izleme noktamız var. 150'ye çıkarıyoruz. Bütün atık su arıtma tesislerinde 7 gün 24 saat izleyecek düzeni getiriyoruz. Peynir altı suyu, zeytin kara suyu. Bunlara ilişkin arıtma yapma zorunluluğu getiriyoruz. Diyelim ki uymadı. Bu eylem planı çerçevesinde yatırımını yapmadı. Kapatacağız. Yani kimse kusura bakmasın. Öte yandan İstanbul'da Marmara hepimizin sloganıyla başlatılan temizlik seferberliği de tüm hızıyla sürüyor. Çevre Bakanlığı'na bağlı ekiplerle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy'de Caddebostan sahili ve Kurbağalı Dere ile Pendik, Tuzla, Maltepe, Kartal ve Yenikapı'da hummalı bir çalışma yürütülüyor. Belediye ekipleri kıyı kesimlerde, bakanlık ekipleri ise tekne, deniz süpürgeleri ve botlarla açık sularda Marmara Denizi sahillerini deniz salyasından arındırmaya çalışıyor.